gözde mensupları. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı olarak düzenlemiş olduğumuz iftar yemeğimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Bakanımız Faruk Çelik seçimler öncesinde demişti ki bundan sonra Urfa Ankara'ya gitmeyecek. Artık Ankara Urfa'ya gelecek demişti. Gerçekten bugün Ankara Urfa'ya gelmiş, gelmeye devam ediyor. Bugün ilimizde çok kıymetli 4 Sayın Bakanımızı ağırladık. Ve bununla gerçekten şeref duyuyoruz. Bu bakanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün de Sayın Bakanlarımız aramızdalar ve bizimle iftar yapacaklar. Bundan dolayı da biz ayrıca kendilerine teşekkür ediyoruz. İl Başkanlığımız olarak biz her akşam 3 evde, 4 evde iftar ediyoruz. Tüm arkadaşlarımız mahallelere dağılıyorlar ve vatandaşlarımızla iftar yapıyoruz. Bütün arkadaşlarımız kendi evlerinde bırakmış ve bu iftarları yapıyorlar, devam ediyorlar. Bugün de tüm teşkilatımız olarak ayrıca sivil toplum kuruluşlarımızın da katılımıyla bir iftar gerçekleştiriyoruz. Ve bu iftarımıza 4 Sayın Bakanımızın katılması bizi onurlandırmıştır. Ve bu katılımı sağlayan çok kıymetli bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepinize buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İl Başkanımıza konuşmaktan dolayı teşekkür ediyorum. Konuşmadan yapmamışlarıyla bölge koordinatörümüz, İstanbul Milletvekili hemşerimiz Sayın Nurettin Nebati Kilise'ye davet ediyorum. Başkanım buyurun. Artık bakanlarımız AK Parti hükümetlerin yapmış olduğu faaliyetleri yerinde anlatmak üzere çok daha yoğun bir şekilde özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki illerimize akın akın geliyorlar. Bizler de bu çerçeve içerisinde genel merkezimiz tarafından buradaki illerde iftarlar düzenliyoruz. İl başkanlıklarımızın ev sahipliğinde iftarlara katılıyoruz. Bu keyifli iftarlar bize mutluluk veriyor. Çünkü bakanlarımız gün boyunca açılışlar yapıyorlar, toplantılara katılıyorlar. Sonra iftar, ardından sahur programlarına kadar çok yoğun bir şekilde Urfa başta olmak üzere bütün illerimize heyecan katıyorlar. AK Parti farkının, AK Parti hükümetlerinin farklarını ortaya koymak, anlatmak hem bakanlarımızın, hem milletvekillerimizin, hem teşkilatlarımızın en başta görevlerinden gelen bir tanesi. Ama öte yandan özellikle halkın dileklerini, temennilerini, taleplerini alıp Ankara'ya götürmek, gerektiğinde Ankara'da çözmek ve gerektiğinde yerinde hızlı bir şekilde müdahale etmek bu hükümetlerin en önemli çalışmalarından bir tanesidir. Ne mutlu bize ki böyle bir hükümetimiz var. Ne mutlu bize ki AK Parti gibi bir partimiz var ve ne mutlu bize ki AK Parti'nin teşkilat mensupları olarak gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı yerine getiriyoruz. Çok değerli hemşehrilerim, Ramazan ayı bereket ayı, kardeşlik ayı, dayanışma ayı, tenasüt ayı, her türlü yardımlaşmanın en yoğun olarak gerçekleştirildiği ay. İbadetlerimizi yapıyoruz ve fakirin, fukaranın halini oruç tutarak anlıyoruz. Fakirin, fukaranın halini hep birlikte iftar sofralarına katılarak paylaşıyoruz. Bu vesileyle Rabbim bizleri Ramazan ayına ulaştırdığı gibi önce Kadir gecesine sonra da bayrama sevdiklerimizle birlikte kavuşturmayı bizlere nasip etsin diye dua ediyoruz. Ve ibadetlerimizi kabul etsin diye dua ediyoruz. Çok değerli hemşehrilerim, hemen yanı başımızda Suriye'de Esed rejiminden
kaçan, zulme uğrayan akrabalarımız, dostlarımız, kardeşlerimiz var. Onlara dua edelim ama onlara hem dua yaparken öbür yandan da mutlaka yardımlarımızı esirgemeyelim. Dünyanın muhtelif yerlerinde ve özellikle bugünlerde çok sık konuşulan Myanmar'da, eski adıyla Buda'da, Arakan'da Müslümanlar eziyet görüyorlar. Oraya yardımlarımızı esirgemeyelim. Dualarımızı esirgemeyelim. Ve başta Türkiye'deki Müslümanlar ve Türkiye'deki 75 milyon insan olmak üzere bütün dünyadaki Müslümanlara ve insanlığa Ramazan'ın bereketini Allah'tan dileyerek, yansımasını dileyerek dua edelim. AK Parti bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaları bugünden sonra da inşallah devam ettirecek. Ve Halepli Bahçe Müzesi'nin temelini attık. İnşallah gelecek yaz sonunda bu müzeyi bitirmek ve Şanlıurfa'yı Türkiye'ye önce sonra dünyaya tanıtmak niyetindeyiz. Biliyorsunuz geçen yıl içinde Gaziantep'te bir müze inşaatı tamamlandı. Zeugma Müzesi. Gaziantep dünyanın bütün kültür dergilerinde birinci sırada haber haline geldi. Hem içeride hem dışarıda. Şanlıurfa'da bunun fazlası var. Eksiği yok. Hem Urfa merkezde çok önemli tarihsel mekanlarımız var. Burası hepimizin inançla ve imanla söylediği gibi bir peygamberler şehri. Hem dünyanın en eski, hem Harran gibi dünyanın en eski İslam medreselerinden birisi bizim topraklarımızda. İnşallah yakın bir gelecekte bütün bu medeniyet izlerini ayağa kaldırarak Şanlıurfa'yı Türkiye'nin en tanınan, dünyanın en bilinen şehirlerinden birisi haline getirmeye çalışacağız. Çok değerli çalışma arkadaşım, teşkilatımızla birlikte bu hedefe ulaşmak için çok yoğun bir gayret sarf ediyorlar. Ben huzurunuzda onların bu dayanışma içindeki azimli, gayretli çalışmasına tanık olan bir arkadaşımız olarak teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten Şanlıurfa'nın ayağa kalkması için, bölgenin bütünüyle ayağa kalkması için çok büyük bir mesai sarf ediyorlar. İnşallah bu Ramazan ayında zaman zaman üzüntüye bizi gark eden Türkiye'nin çeşitli coğrafyalarında bazı acılarımız oldu. Bunlar son bulur. İnşallah hem Kadir Gecesi'ni hem bayramı ağız tadıyla bundan sonra hiç olmazsa idrak ederiz. Bundan sonra hiç olmazsa sıkıntısız, acısız, güzel yeni günler yaşarız. Umut ediyorum, diliyorum, niyaz ediyorum. Ve bu dileklerimle ben bizi bu güzel sofrada toplayan değerli arkadaşım, il başkanımız Sayın İlmez ve onun değerli çalışma arkadaşlarına çok yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize afiyetler diyorum. Hatırlatımlardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Programımızın konuşma bölümünde şimdi burada noktalıyoruz. Ezan vakti yaklaştı. Çalma var. Evet. Devam etme etmenle ilgili. Baba çek bir tane, gelir misin baba? Hayır, buradan sen çekil. Yok, adam çekil. Gel bakalım, beraber getir. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayı
Urfa'mız için, ülkemiz için, bütün İslam alemi için hayırlara vesile olur. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Değerli Bakanımız Faruk Çelik Bey dedi ki sadece kürsüye çık ve de ki Urfa'ya ne gerekiyorsa yapacağım dedi, olsun gitsin dedi. Dolayısıyla mikrofonlar çalışıyor inşallah, bilmiyorum ses geliyor mu? Dolayısıyla yani biz zaten gerekeni yapıyoruz. Değerli Bakanımıza, tabii ki güzel Urfa'mıza, değerli arkadaşlarımıza elimizden gelen desteği veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Urfa çok şanslı. Urfa hakikaten hızla gelişiyor. Gelirken bir temel atma töreni için hazırlıklar vardı. Gerçi ben katılamadım. TRT Şeş'te benim bir programım vardı. Ama Urfa şanslı. Diyarbakır'dan geliyorum. Urfa girişindeki görüntü şuydu. Urfa girişinde çok büyük bir müzenin temeli. Bunu da tabii ki Kültür ve Turizm Bakanımız yapıyor, bakanlığımız yapıyor. Allah kendisinden razı olsun, Kardeş de razı bir. Fakat dün mesela Diyarbakır'a girer girmez şöyle dedik, birkaç fakir ev ailesi, ya yani fakir aileyi ziyaret edelim. Bağlar Mahallesi'ne gittik. Bir gördük ki insanların ellerinde plastik bidonlar. Ya dedik, bu bidonlarla ne iş? Dediler bakanım su yok. Şimdi tabii niye su yok? Onun tabii açıklamasını inşallah yaparlar. Geçmişte efendim elektrikler yok falan diyorlardı ama ayrı bir konu. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten burada güzel hizmetler yapılıyor. Urfa altyapısıyla, üniversitesiyle hakikaten sürekli ilerliyor, gelişiyor. Tabii şimdi teşviklerde 6. bölge. Urfa'nın bir diğer avantajı var ki bunu korumanız lazım. Bölgenin diğer illerinde belki nispeten az olan burada huzur var değerli kardeşlerim. Bakın şu huzurun, şu istikrarın kıymetini bilin. Ben bir örnek vereyim size. İstanbul'da 400 iş adamını topladım. Bu 400 iş adamına Batman'la ilgili bir PowerPoint sunum yaptım. Yeni teşvikleri anlattım. Niye Batman'a gelmeleri gerektiğini anlattım. Bir Maliye Bakanı olarak, biliyorsunuz benim eski işim bu uluslararası fonları yatırıma ikna etmekti. Gittim İstanbul'daki yatırımcılara anlattım. Hepsi alkışladılar. Sonra masaya döndüm, ya bakanım dediler. Peki bu kepenk kapatmalar ne olacak dediler. Biz yatırıma gelsek orada huzur var mı dediler. Vallahi dedim o görün yani ekrana yansıdığı kadar kötü değil dedim. Batman'da da huzur var dedim. Gelin yatırım yapın dedim ama pek ikna olmadılar. Fakat şunu söyleyeyim size. Urfa için ikna olmuş durumlara. Ama bir şartla. Sizlerin çalışmalarıyla inşallah buradaki birliğimiz, kardeşliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz korunacak. Ben inanıyorum ki Urfa çevre illeri geçebilecek bir potansiyele sahip. Urfa'nın hiçbir şeyi eksik değil değerli kardeşlerim. Urfa'da Allah'a şükür çok uyumlu bir takım var. AK Parti burada hakikaten hem güçlü hem uyumlu bir takım var. Takım ruhu içerisinde çalışan çok değerli bakanımızın başkanlığında vereceğiz diyoruz. Babanız bile vermez bunu. Ama biz bu dönemde veriyoruz. Diyebilirsiniz ki ya eskiden de teşvikler vardı, işe yaramadı. Bu teşvikler ayrı değerli kardeşlerim. Niye? Çünkü eskiden buralarda yetişmiş insan yoktu veya azdı. Şimdi üniversitesiyle burada yetişmiş insan var. Şimdi burada altyapı var. Eskiden hakikaten altyapıda da büyük sıkıntılar vardı. Şimdi elektrik konusunu gündeme getirebilirsiniz ama o mevsimsel bir durum. Yani orada inşallah yani elimizden geldiğince tabii bu sorunları çözmeye çalışıyoruz. Fakat bu sorunun çözümünün yani tabii ki aslında köklü bir şekilde yapılabilmesi için hepimize iş düşüyor. Bu salondakilere de tabii ki bize de. Herkes dediğim gibi aslında bu huzurun, buradaki imkanların hakikaten de ülke olarak bizim birliğimiz, kardeşliğimiz, beraberliğimiz bütünleşir.
Az önce bir televizyon programındaydım. Orada çok değerli bir hocamız örnek verdi. Dedi ki 1-1-1-3 yapar dedi. Halbuki dedi eğer bu birler yan yana olursa dedi, bir olursa beraber olursa dedi, Urfalıların dediği gibi Sadu Dehuyek yapar dedi. Yani 111 yapar dedi. Biz Sadu Yazdah diyoruz Mardin'de oralarda ama fark etmez aynı şey. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, inşallah bu Ramazan ayı vesilesiyle birliğimiz, kardeşliğimiz güçlenecek.